Hocam bana bu arada ekran paylaşımı verirseniz ben iki bilgisayara katılıyorum çünkü. Tamam. Bir tane de Samsung var hocam. O tanınmış meşhur bir isim ya. O önemli değil yani. Tamam mı hocam? Evet, başlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, tekrar etkinliğimize hoş geldiniz. Kişisel verilerin korunması kanunu gereği görüntüsünü vermek istemeyenler ekranı kapatabilir. Hakan hocam, siz de tekrar hoş geldiniz etkinliğimize. Hoş buldum. Sizi tanımayanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tamam. Fotoğraf geçmişiniz, kimsiniz? Eyvallah. 1970 Aydın doğumluyum. Üniversite için İstanbul'a geldim. 1988 yılında. O günden beri İstanbul'dayım. 3 holdingde çalıştım sanırım. 2018 yılında da emekli oldum. 2003 yılında ilk defa elime fotoğraf makinesi aldım. 2006 yılında bir fotoğraf eğitimiyle İpsak'ta fotoğraf macerası başladı. İşte zaman içinde hani bu etikete sahip olan arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Bir furya herkes oluyordu. Ortada konuşuluyor diye afyap da oldum. İşte arada ne derler? Bu işim gereği sosyal medyayla da yakından ilgiliydim. Instagram 2016 yılında önerdiği kullanıcılardan biri olarak seçti beni. Ondan sonra tüm dünyayı 3 haftamını şey yaptılar. Anons ettiler. O sırada da sosyal medyada bir sokak fotoğrafçısı için gerçekten hayal sayılabilecek takipçi rakamları oldu. Ama tabii fotoğraf sosyal medyadan çok daha ötesi, çok daha fazlası. 2011 yılına kadar fotoğrafa dair pek çok farklı konuda üretimde bulundum. Özellikle bu AFYAP sürecinde el mahkum şeyler vardı. Farklı kategorilerde de üretmem gerekiyordu. Ama 2011-2012'den sonra bir şekilde sokağın bana daha doğru benim için daha doğru bir tür olduğunu, fotoğraf çekme konusunda orada daha keyif aldığımı fark ettim. O günden beri de İstanbul Kazan Ben Kepçe fotoğraf çekiyorum. Niyetim sokak fotoğrafında eminim sizlerin de gönlünde yatan bir şeyler vardır da benimkisi baştan beri çok belliydi. Bu şehri pozitif bir şekilde, güzel bir şekilde pazarlamak istiyorum. Çünkü çok değerli bir şehirdeyiz. Özellikle sokak fotoğraf konusu da dünyadaki en önemli ilk 10 şehirden bir tanesi İstanbul. Ve bu şehirde 3 imparatorluk, üzerine de modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün izleri var. Ve dışarı çıktığımızda özellikle şeyde ne bileyim Kadıköy'den vapurla karşıya geçin, Karaköy'den Eminönü'ne yürüyün. 3 imparatorluğa ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne dair bütün mimari dokuyu zaten göreceksiniz. Onun dışında da günlük hayata girmiş farklı kültürlerin iç içe olduğu fotoğraf açısından hiçbir şekilde konu sıkıntısı yaşamayacağımız bir şehirde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bu şehri güzel pazarlamak, güzel anlatmak lazım. Çünkü çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada paylaşma motivasyonuyla hareket ettiğimiz zaman ürettiğimiz fotoğraflarla beraber bizim üzerimize de bu konuda bir sorumluluk bindiğini düşünüyorum. Bunun dışında hayatımı fotoğraftan kazanıyorum. Şu an profesyonel anlamda dijital pazarlama yöneticiliği, bilgi işlem yöneticiliği gibi etiketlerin hepsini geride bıraktım. Sadece boynumda fotoğraf makinesi. Kurumlara çözümler, arada videografi üzerine üretimlerim oluyor. Benim tarafta bu kadar Yusuf Hocam.
Yusuf, sesin mute'da. Şimdi benim diğer bilgisayarı çıkardılar bu görüntüden de benim onu aktive edemiyorum. Şimdi fotoğrafları tekrar başka bir şey yüklemem lazım. Bana bir dakika müsaade edin. Tamam, o arada ben biraz sokak fotoğrafı üzerine konuşmak istiyorum. Daha doğrusu fotoğraf üzerine konuşmak istiyorum. O zaman da böyle değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar, buradaki herkes fotoğrafçı. Ve hepimiz için fotoğraf çekme adına bir tanım var. Bendeki tanımı şöyle ifade ediyorum. Fotoğraf çekmek bir fiil değil. Dört aşamalı bir iş akışı. Bunun ilk maddesi niyet. Hayatta her şeyde olduğu gibi fotoğraf çekmeden önce de çekerken de bir niyetimizin olması ve o niyet üzerine ilerlememiz lazım. İkinci aşama kurgu. Şimdi bu kurgu konusu benim şu ana kadar biraz, yani en azından geçtiğimiz birkaç seneye kadar biraz ıskaladığım, yanlış anladığım bir şeymiş. Doğruyu yaptığım halde tanıma oturtmamışım. Kurgu deyince hep aklıma şey gelirdi benim. Stüdyo eğitimleri de verdim. Stüdyodaki gibi işte ışıkları kontrol etmek, modeli kontrol etmek, efendim pozu kontrol etmek gibi. Halbuki kurgu bunların daha üzerinde bir şey. Şimdi bu bahsettiklerim aktif düzenleme. Bir de pasif düzenleme var. Pasif düzenlemenin bütün konusu sokak fotoğrafçısının kurgusu. Nedir bunlar? Işığı nasıl kullanacak? Nasıl okuyacak? Kontrast mı kullanacak? Nokta mı okuyacak? Genel ışık ölçümüyle mi gidecek? Fotoğrafçı nerede duracak? Konusunu nerede bekleyecek? Fotoğrafçı hangi lensle fotoğraf çekecek? Hangi açıyı kullanacak? Hatta kurgunun içine ben şunu bile sokarım. O gün hava yağmurluysa ve siz fotoğrafa çıkacaksanız üzerinize giyeceğiniz yağmurluk da sizin fotoğraf çekmeye dair kurgunuzun içindedir. Çünkü siz o yağmurluğu giymemiş olursanız o fotoğrafı istediğiniz gibi doğru çekemeyeceksiniz. O zaman ne diyoruz? Fotoğraf çekmek dört aşamalı bir iş akışı. Bir, niyet. İki, kurgu. Fotoğraf çekmeden önce yapacağımız bütün ön hazırlıklar ve önlemler. Üç, deklanşöre basmak. O anı yakalamak. Bu bildiğimiz anlamda fotoğraf. Ve dört, post proses edit. Fotoğraflara müdahale etmek. Bir fotoğrafçı çektiği fotoğrafları kendisi müdahale etmiyorsa, bu konuda kabiliyetlerini yeterince geliştirmemişse, o zaman fotoğrafı daima bir ayağında eksik kalıyor. Neden? Fotoğrafçının fotoğrafıyla, çektiği fotoğrafla baş başa kaldığı, fotoğrafıyla konuştuğu tek süreç fotoğrafı işlerken bilgisayarın başında durduğu zaman. Hataları varsa hatalarından orada bir şekilde ders çıkartıyor. Doğru yaptığı şeyleri pekiştiriyor. O yüzden son olarak hepsini bir arka arkaya tekrarlayacak olursak, fotoğraf çekmek benim için dört aşamalı bir iş akışı. Bir, niyet. İki, kurgu. Üç, deklanşöre basmak o an. Ve dört, fotoğrafa müdahale etmek. Şimdi bugün sokak fotoğraflarını değerlendireceğiz. Bir de sokak fotoğrafı nedir? Benim taraftaki yansımasını bir baştan ifade etmek isterim. En baştan savma ifadeyle sokak fotoğrafı kamusal alanda çekilen fotoğrafların tamamı. Yani yürüyen birini çektiniz. Bu kategorik olarak sokak fotoğrafı mıdır? Evet, sokak fotoğrafıdır. Fakat bir fotoğrafı tanımlarken, yani iyi bir fotoğrafı tanımlarken ne yaparız biz? O fotoğrafı çekme sebebimiz olan yine dört madde üzerine ilerleriz. Bir, fotoğrafı ya ışığı için çekeriz, ya kompozisyon için çekeriz, ya zamanlama için çekeriz, doğru zamanlamada, veya dört, hikayesi için çekeriz. Bize, daha doğrusu izleyicisine duygu transferi yapıyor mu, yapmıyor mu, bir duygu aktarıyor mu? İyi fotoğrafı tanımlarken de mümkünse bu maddelerin hepsinin olması, tabii ki bu özellikle sokak fotoğrafı gibi doğallığına müdahale etmediğimiz bir fotoğrafta o kadar mümkün olmuyor. Ama en azından bunlardan birden fazlasını bir araya getirdiğimiz zaman fotoğrafımız bir tık daha yukarıda, daha değerli hale geliyor. Sokak fotoğrafında benim için doğallık çok önemli.
Çünkü fotoğrafçının sokak fotoğrafı çekerken ana müdahale etmesi benim için çok kabul edilebilir bir durum değil. Ana müdahale etmeyecek fotoğrafçı, akışında olacak. Bu arada sokak fotoğrafında da fotoğrafçının rolü ya yönetmendir, ya aktörlerden biridir veya gözlemcidir. Şimdi yönetmen olduğunda da yönetmenliği yine ışığı konunun nerede oluşacağına dair önden tahminde bulunması gibi bir ön hazırlığı gerektirir. Bazen aktördür çünkü doğrudan fotoğrafçıya dönük bir hamle vardır. Fotoğrafçıya doğru oynar karşıdaki konu. Veya bütün bunların dışında sokak fotoğrafçısı gözlemcidir. Kenarda durur, hayatın akışına bakar ve o hayatın akışında izleyicisine bir duygu transferi sağlayabilecek, izleyicisine bir hikayeyi anlatabilecek anı fotoğrafçı olarak orada fotoğraflar. Yusuf Hocam, geçebiliriz. Evet. Hakan Hocam, ben şimdi sıradan bir fotoğrafları ikişer üçer saniye aralıklarla geçeceğim. Sonra siz ilk fotoğraftan itibaren fotoğrafları değerlendirip aynı zamanda bir sonraki tur içinde bu dursun bu kalsın şeklinde beni yönlendirirseniz ona göre ben yavaş yavaş fotoğrafları elemeye başlayacağım aynı zamanda. Şimdi ilk tur tamamını bir görüyorum, değil mi? Siz göreceksiniz Hiç evet bütün yorumsuz. fotoğrafları, hiçbir yorum yapmayacaksınız. Sonra en başa döneceğiz. Tamam. Sonra o fotoğrafı değerlendirip kendinize göre, tecrübenize göre konuşup bir sonraki tura kalsın ya da bunu geçelim diyeceksiniz. Ben ona göre fotoğrafları yavaş yavaş kademe kademe çıkaracağım. Tamamdır.
Evet hocam, fotoğraflarımız bu kadar. Şimdi başa dönüyorum. Tamam, lütfen. Pardon Yusuf Bey. 2 gün önce ben de yollamıştım ama bu Can Süral adına onlar pek gözükmedi galiba. Bir yanlışlık olabilir mi? Benim de iki fotoğrafım dün akşam yolladım, göremedim. İsim neydi? Bu Can Süral, Can Süral. Ve Figen Gündüz. Ben onların mailleri bir kontrol edeyim, bir saniye. Hocam siz birinci fotoğraftan başlayın. Yusuf Hocam benim de var. 5 tane göndermiştim ama Hakan Özal. Üç Ben tane. beş taneden iki tane alabiliyorum ancak. Tamam. Siz yani 5 istediğiniz için 5 göndermiştim ama tamam. Önemli değil. Hocam Beş. benim de vardı aslında da. Benim de mi gelmemiş acaba? Günay Canlı. Ben size şey yazdım. Mail Yusuf attım size. Hocam, benim de resimlerim yok, Sebahat Bahşi. Ben şimdi isim isim gelen mailleri kontrol edeyim. Oldu mu? Yusuf. Şimdi siz 4 tane fotoğraf yollamışsınız Günay Hanım. Tamam. Fotoğrafların hiçbirini ettiği bunları koymamız doğru olmaz diye size mail attım ama siz bana geri dönüş yapmadınız. Ha, pardon. Bütün gün dışarıdaydım da bilgisayara gelmiş demek ki, fark etmedim ben. Tamam, yani ben size bir mesaj attım. Hocam siz birinci fotoğraftan değerlendirmeye başlayın. Ben şimdi diğer fotoğraflara bakacağım mailden. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir bizim görsel algımız şöyle çalışıyor. Önce fotoğrafta aydınlık alana bakıyoruz. Sonra onunla ilintili kontrast bölge ile ilişkisine bakıyoruz. Üçüncü olarak renk unsuru fotoğrafta önemli. Ve son olarak da o fotoğrafta varsa bir yüz ona bakıyoruz. Bizim insanın görsel algısı bu şekilde çalışıyor. Bu fotoğrafta ışık anlamda aslan payını arkada oturanlar alıyor. Ve bizim esas konumuz olan burada Mısırcı ama o ışık anlamında kadrajın içindeki en dezavantajlı obje durumunda. O yüzden bu fotoğraf gitti. Bunu eliyor muyuz hocam? Evet, lütfen. Tamam. Dedim ya sokak fotoğrafı en baştan Sami ifadeyle kamusal alanda çekilen her türlü fotoğraf. Ama biz fotoğrafçı olarak fotoğrafa yaklaşıyorsak bizim için kadrajda öne çıkan bir konunun olması lazım ki biz önce o konuya bakmalıyız. Daha sonra da onu destekleyen yan unsurlara bakıp fotoğrafı daha anlamlı hale getirmeyiz. Bu fotoğrafa baktığımda ben konunun ne olduğunu anlamakta pek başarılı olamıyorum. Şeyde yani öndeki güneş gözlüklü beyefendiye mi bakmam lazım? Bayraklara mı bakmam lazım? İnsan kalabalığına mı bakmam lazım? Yani eğer kalabalık fotoğraf çekiyorsa kalabalığın tamamı bir konu olmalı ve bir yığın halinde görmeli. Ama burada öyle bir yığın durumu da yok. Bir
bir doku da desen de oluşturmuyor. O yüzden bu fotoğrafta gitti. Güzel silüet fotoğrafı. Konunun üzerinde o uçan güvercinlerin olması da oraya hoşluk kazandırmış. Bir tek bu fotoğrafın şu an kalsın bu fotoğraf. Yalnız bu fotoğrafın editiyle ilgili yorumum var. Bu kadar mesafe varsa bizim güvercinlerin olduğu yerden aldığımız doku detayıyla arkada Galata Kulesi'nin olduğu yerden aldığımız doku detayının bu kadar birbirine yakın olmaması lazım. Ne kadar kısık diyaframla çekiliyor olsa da eğer teleyle çekilmiş olsa yığılma etkisinden dolayı arka tarafın biraz daha şeyde floda kalması beklenir. Eğer geniş açıyla çekildiyse ki kuvvetle muhtemel standart zoom veya biraz daha genişe kaçan bir açıyla çekilmiş ama bu arka plandaki doku detayı belki müdahale edilirken texture veya clarity bir tık fazla verilmesi tamamına verilmez texture veya clarity fotoğrafa müdahale ederken. Şu an kalsın silüet olarak gayet güzel adam form olarak gayet düzgün. Kuşlardan birinin silüete kaçmış olması, diğerlerinin ışık alıyor olması yok olmuş. Kalsın bu tur. Geçtim hocam. Aha. Şimdi fotoğraf olmayan kim vardı? Figen Hanım vardı. Evet. Figen Hanım, tamam. Bu Can Sural vardı. Can Sural. Başka kim vardı? Tamam. Yusuf ve Sebahat Bahçı'yı ben de göremedim. Sebahat Hanım. Yusuf, ben de göndermiştim. Benimkiler de görünmedi. Şimdi Figen Hanım'ı buldum. Seracettin buldum. Tamam. Şimdi hocam siz buradan devam edin. Hepimiz için bayağı iyi ekmek kapısı oldu bu şeyler. Karaköy'deki grafiteler. Hoş kare. Yani bu fotoğrafın işleme tercihi belki siyah beyaz değil, renkli olsa daha iyi olabilirmiş. Şeyde kadın bu kadar kaybolup gitmez. Kalsın şimdi bu fotoğraf. Güzel fotoğraf. Geçtim hocam. Okey. Şeyde dört kişi arasında bir muhabbet var. Muhabbet ne olduğunu bilmiyoruz ama bayağı hararetli ve şeydeki sakallı adamın solunda kalan çocuğun ilgili bakışı bizi kadrajın içinde orada bir yuvarlak oluşmuş, çember oluşmuş. O çemberin içinde biz devamlı dolaşıyoruz. Oradaki muhabbetin etrafında bakışlarımız da orada tutuyor. Güzel fotoğraf olmuş. Şey olarak da edit olarak da gayet iyi olmuş. Kalsın bu fotoğraf. Geçtim hocam. Şimdi adamın ifadesi çok güçlü ve kompozisyon olarak açık kompozisyon. Çünkü yani şöyle kadrajın dışında bir yere bir hareket yapıyor. Bir mimiği var, bir şeyi var. Gesture, el hareketi var. O el hareketiyle dışarıda birine bir şey anlattığı belli. Ama ne anlatıyor, nereye anlatıyor bilmiyoruz. Şimdi fotoğrafı bizim için özellikle sokak fotoğrafı anlamlı kılan, değerli kılan belli kriterler var. Bunlar fotoğraf ya bizi eğlendirecek, ya düşündürecek, ya şaşırtacak veya bir şey düşünmemize sebep olacak. Ve bu fotoğrafta bakış olarak
Biz şeyiz, adamın baktığı yer, yüzündeki ifade çok şey, net bir derdi var, sıkıntısı var. Bütün vücut beden diliyle bunu ifade ediyor zaten. O yüzden güzel olmuş. Ve şeyde, kadrajın sağ tarafında, diğer tarafta 3 kişi var. Üst üste binmiş, işte mikrofon zaten biri var ama adamın duruşu tek başına o kadar güçlü ki kadrajın bütün ağırlığını o ifadeyle taşıyor. O yüzden kalsın, güzel fotoğraf. Yani şeyde, bu arada yani beni tanıyanlar bir şekilde iletişim halinde olduğumuz insanlar değil. Şeyle çok derdim yoktur benim. Sokakta ben de fotoğraf çekiyorum. Tamam, çekerken de dikkat ederim. Fotoğrafı croplarken de, kompozisyonunu bir kere daha elden geçirirken de bilgisayar başında dikkat ederim. Şey bırakmam. Yani bu ekranın alt kısmında adamın parmakları kesilmiş. Orada bırakmam. Daha bu fotoğrafın kadrajı biraz daha dar olabilirmiş. Yani ona şey varmış, imkan varmış. Öyle croplasa fotoğrafçı daha yerinde olurmuş. Ama dediğim gibi, aman efendim 1 bölü 3 kuralıdır, yok altın orandır falan filan. Ya geçiniz efendim bunları. Yani gerçekten şey geliyor bana artık, şu devirde, yani modern fotoğrafın gittiği yerde biz hala Ara Güler, Henri Cartier-Bresson fotoğrafları üzerinden fotoğrafı kompozisyon anlamda değerlendiriyorsak bir yerde yanlışımız var. Bu arada hem Ara Güler'i hem Henri Cartier-Bresson yaptıkları işten dolayı, ürettikleri fotoğraflardan dolayı çok büyük saygı duyarım. Ama fotoğraf eğer bir sanatsa, sanat kendisiyle mücadele halindedir. Devamlı kendi üzerine bir şey eklemesi lazım. Geçmişte bir yere sıkışıp kalmamamız lazım, takılıp kalmamamız lazım, üzerine eklememiz lazım. Biraz da kendi cümlelerimiz, kendi şarkımızı söyleyip biraz asi yaklaşmamız gerekiyor. Şey değil, yani o yüzden şeye takılıp kalmayacağım. Aşağıda o elin oradan kesilmiş olması, ama hani şeyde hala fotoğrafı klasik kompozisyon anlayışıyla değerlendirme kaygısında olan bir yerde bu fotoğraf bu kadar başarılı, güzel, ifadesi güçlü fotoğraf olmasına rağmen o alttaki işte küçücük bir parça yüzünden harcanır giderdi. Yani o yüzden biraz da şey, karşımızda bu konuyu değerlendirecek insanları da düşünerek fotoğrafçının biraz dikkatli olmasında fayda var. Yoksa benim için çok başarılı bir fotoğraf. Kaldı hocam bu da. Kalsın mı? Hemen lütfen. Hocam bana bir saniye müsaade edin. Bu Tabii ilave tabii. fotoğrafları ekliyorum hemen. Hı. Fotoğraflar neye göre? Bu fotoğraflar neden görünmüyor burada? PC'de gördüğüm fotoğrafları Mac'te göremiyorum. Uzantısı ile ilgili değildir herhalde. Evet, Evet, şeyi burada kapatıp görmüyorum. yeniden paylaşma yaşayabilirsin. Yani paylaşmayı kapat Yusuf, sonra tekrar aç. Yok ama şu an Yusuf şeyi göremiyor. Fotoğrafları işletim Ben sisteminde hiç göremiyor. PC'de fotoğrafları görüyorum ama Mac'te Aha. göremiyorum. Olmayan fotoğraflar da bundan dolayı görünmüyor yani. Çünkü benim bunları atlamış olmam mümkün değil yani de. Yusuf, o Yok bakın dosyanın esasında dolu. hı. 8 tane fotoğraf var ama burada boş görünüyor. Anlamadım yani. Şeyde o fotoğrafları bir zip dosyasının içine atsana. Zip dosyasını buraya at. Yusuf Bey, peki tekrar gönderelim mi şu anda?
bir Yok yok faydası abi, olur. fotoğraflar benim elimde, ben PC'de görüyorum da. Bu şimdi sunum görseli şeyde Mac'ten yapıyorum. Orasında bir teknik sıkıntı oldu. Nasıl Şöyle çözeceğiz bunu? listeleyi seçebilirsen belki görünecek. Nasıl? O açtığın artistle bir listele diye üstelik küçük bir şey var ya. Onu bir seçebilir misin? Şu kutu kutucuğun yanında. Evet. Yok abi, yok. Görünmüyor. O zaman Görünmüyor. hiç algılamamış. Yok Yusuf, sen onları Mac'ten kaydedersen görebilirsin. PC'den değil. Abi burada. O hard disk formatından kaynaklanıyor bu. Hocam siz devam edin. Ben Hı hı. hangi fotoğrafta kaldık? Arif Kepekli 2'de kaldık. Oradan devam edeceksiniz. Arif Kepekli 2. Ha, 3'ten devam edeceğiz. Evet. Şu anda görüyor musunuz ekranı? Hı, görüyoruz. Ha, tamam. Bu fotoğraf ufak. Tamam mı? Hı, tamamdır. Evet hocam. Okey, güzel fotoğraf. Yani şey, Mahmut Paşa'nın oralar sanırım. Dinlen iki tane hamal. Biri fotoğrafçının farkında ama çok da umurunda değil. Bir şeyler söylüyorsa da poz değil en azından. Bu tur kalsın fotoğraf. Süper silüet fotoğrafı. Yani şöyle şimdi tabii ben burada değerlendireceğim. Haddimi zorlayan bir yorum içinde olmak istemem. Ama aynı zamanda değerlendirici statüsüne koyduğunuz için bir şeyler söyleme hakkım olduğunu da düşünüyorum. Şimdi normal şartlarda bu fotoğrafı eğer adamın elinde o büyük bir ihtimalle bir bira kadehi o olmasa yani sokak fotoğrafı mı değil mi biraz tartışma konusu. Fakat sokak fotoğrafın terminolojide bir karşılığı da ifade olarak urban life fotoğrafı, şehirli insanın hayatına dair fotoğraf. Ve adama bakıyoruz şeyde elindeki kadehten dolayı evet yani bir şehirli insan duruşu, kediler de olunca İstanbul'la beraber yani büyük bir ihtimalle bu İstanbul fotoğrafıdır diyoruz. Bu şey anlamda şimdi sokak fotoğrafı mı değil mi anlamında, çünkü İleride birkaç fotoğrafın sokak fotoğrafı olup olmadığı, o kategoride değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini ayrıca konuşacağız. Bu fotoğraf kalacak çünkü şehirli insanın hayatına dair küçük de olsa bir şey taşıyor. Bir emare taşıyor. O da adamın elindeki kadeh. Onun dışında teknik olarak fotoğraf değerlendirecek olursak çok güzel silüet fotoğrafı. Silüet adına yapılacak ne varsa fotoğrafçı bunu gayet iyi yapmış. Bu arada fotoğrafçıydı. Cesaretinden dolayı da tebrik ederim. Şimdi bize şey öğretildi geçmişte. Yani en azından bunu benim karşımda söyleyen kürsüde insanlar da oldu. İşte kadrajda güneş olmaz. Ya niye olmaz? Kadrajda güneş olur ve gayet de güzel olur. Yeter ki sen o güneşin ışını nasıl kontrol edeceğini bil. Ve fotoğrafçı burada onu gayet iyi, cesurca yapmış, uygulamış. Şeyde yukarıdan geçen kuşlarda kadrajın o kısmı çok küçük bir leke olmasına rağmen o tarafı doldurmuş. Gayet de güzel fotoğraf olmuş, kalsın.
Hocam bana bir dakika müsaade eder misiniz? Şimdi ben kendime mail attım fotoğrafları. Bir indireyim buradan. Tamam, süper bir ricam olacak yalnız. Az önce hani sehven bir şekilde fotoğrafçının isimleri zikredildi. Ama zikretmemeye gayret gösterirseniz Tamam. sevinirim. Tamam. Teşekkürler. Çünkü katılımcıların arasında büyük bir ihtimalle benim şahsen tanıdığım insanlar da olabilir. İsim duymak benim için doğru olmaz burada. Yani değerlendirme açısından objektifliğime gölge düşüyor. Bu arada Yusuf Hocam, ben çayımı tazeleme zamanına sahip miyim? Evet, sahipsiniz. Tamam. Yusuf Hocam, buradaki sorun şundan kaynaklanıyor. Şimdi fark ettim, fotoğraflarda burada görünmeyecektir büyük ihtimalle. J, P, E, G. Arada bir E olayı var ya. Ondan yapıyor olabilir. Bilginiz olsun. Tamam. Şimdi ben tekrar bir yapayım. Zaten şeyde diğer bilgisayarda bakıyorum. Eksik bilgileri de görmüyor fotoğrafların. Ondan kaynaklı JP EG olduğundan yapabilir. Onu yeniden uzantıyı düzeltirseniz, E'yi kaldırırsanız büyük ihtimalle düzeltir. Bakın farklı mısınız o fotoğraflarda? Şimdi görünüyor, bakın burada. Tamam. JPG gelmiş ama. Şimdi. Bu neden olmuyor? Yerleşmiyor kendisi. Ya, gelmiş herhalde fotoğraflar. Yusuf, deminki ekranı bir daha açabilir misin? Orada bak, o bir tane çoklu bir kare var ya Şu. üstte. Onun daha git sağ tarafa doğru, çoklu var ya bir tane. Şu. Oraya git, evet. Oradan ada göre sıralarsan. Şimdi hocam nerede kaldık? Şu fotoğrafta kaldık. Evet. Buyurun hocam. Okay. Akşam fotoğrafı. Bir fotoğrafçı burada gayet doğru yerden fotoğrafı çekmiş. İşte her ne kadar bütün fotoğrafı
Onların üzerine kurmayı doğru bulmasam da ama kompozisyona ait metotlar fotoğrafta konuya ulaşmamız, konuyu ortaya çıkarma konusunda bizim için faydalıdır. Burada diagonalin sol alttan girip konuya doğru bizi yönlendirmesi, konunun sağ taraftaki daha küçük ama koyu bir alanda daha aydınlık bir obje olarak kontrast olarak ortaya çıkması ve kadrajda fotoğraf anlamında aslan payını alıyor olması konuyu doğru yerde, doğru şekilde fotoğrafçının beklediğini gösteriyor. Güzel fotoğraf olmuş. Bu tur kalsın. Güzel. Yine gece fotoğrafı bir şekilde ışığı kullanarak veya post prosesle ama sadece konular ortada kalacak şekilde fotoğrafçı fotoğrafını paylaşmış. Şey güzel. Tam o ticaretin alışverişin olduğu an ve o paranın işte verilmesi, üstünün alınması, birinin elinde mısırın olması, satılan ürünün ön tarafta bizim dikkatimize sunuluyor olması güzel olmuş ve geometride de doğru kullanılmış fotoğrafta kalsın. Güzel. Siyah beyaz olarak da güzel bir fotoğraf. Şeyde şimdi dedik ya İstanbul tarihiyle 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olması sebebiyle tarihi dokuya sahip. Bu da o anlamda çok doğru bir örnek. Ve bu tip fotoğrafları ayrı seviyorum çünkü bu fotoğrafta bir zamandan bir yıldan bahsetmek pek mümkün değil. Bu 1800 yıllarda, 1700'lerde eğer o zamanlar fotoğraf icat edilmiş olsaydı o zaman da çekilmiş olabilirdi. Veya günümüzde de gerçi adamın elindeki poşet biraz olayı bozuyor. Bugüne dair, modern zamanlara dair bir ipucu olarak çıkıyor ama onun dışında adam başında sarı tam bir şey. Hani İstanbul'un 100 sene öncesi, 100 sene sonrası hala aynı şeyin devam ettiğini, sokaklarda insanların ister o zaman olsun, ister bugün olsun bu şekilde hareket halinde, aksiyon halinde olduğunu gösteriyor. O yüzden güzel fotoğraf. Şeyde dediğim gibi siyah beyaz etti de güzel olmuş. Kalsın lütfen. Güzel. Fotoğrafçı ışığı çok doğru yerde kullanmış. Konusunun ışıkla çok doğru yerde buluşturmuş. Artık bu konuda benim yapabileceğim diyebileceğim bir şey yok. Umarım kurgu değildir. Çünkü çok güzel fotoğraf yerleştirme olarak. Kadrajın ortasına doğru olmasında bir sıkıntısı yok. Çünkü parçalı ışık fotoğrafın içinde dolaşıyoruz. Belki bu kadar simetride tutma gayretinde olmayabilirdi fotoğrafçı. Yani o iki sütunun arasında konuyu tutmaya çalışmış ama asimetri de bu fotoğrafa yakışırdı. Ama güzel olmuş. Kalsın lütfen.
Bu arada arkadaşlar fotoğraf yollarken çözünürlüğü çok düşük yolluyorsunuz. Ondan dolayı fotoğraf büyüdüğü zaman netlikler çok kötü oluyor. Bilginiz olsun. Evet hocam. Evet. Bu o gelen küçük fotoğraflardan biri sanırım. Evet. Bu geçtiğimiz iki fotoğraf da aynı şekilde. Okey. Yani bizim artık Anadolu'da bıraktığımız, İstanbul'da çok az denk geldiğimiz sahnelerden biri ki bu arada şey halı yıkama fotoğrafı İstanbul'da ben de çekmiştim bundan 7-8 sene önce de sonra hiç denk gelmedi. Güzel fotoğraf olmuş. Şey değil, büyük bir ihtimalle İstanbul değil herhalde burası ama güzel fotoğraf. Eline sağlık fotoğrafçının kalsın. Fotoğrafçı burada gayet akıllıca hareket etmiş. Şenlik Sokağı deyip sokağın adını da koyup bunun bir sokak fotoğrafı olduğunu bizzat tescilleyerek şeyde ve güzel siyah beyaz kare olmuş. Kalsın bu fotoğrafta. Bu arada iyi ki kadına teyzeciğim bir baksana denmemiş. Bir hikaye var. Yani iki çocuk birbiriyle bir şeyin muhabbeti halinde. Altta köpek var falan ama. Fakat şey. Bu tur kalsın ama bu fotoğraf diğer turda gider. Ben söyleyeyim. Çünkü çocukların bir şekilde şey. Tekrar fotoğrafçısından özür diliyorum, kusura bakmayın ama sonuçta ben de sokakta fotoğraf çekiyorum ve yüzünü görmediğimiz çocuğun bile fotoğrafçıya bir şekilde bir mizansen içinde olduğu hissiyatı veriyor bana. Normalde onların daha hararetli, şakalaşıyor bile olsa dışarıya karşı ilgisinin olmadığı bir durum olurdu ama burada fotoğrafçının bir şekilde farkında olduklarını düşünüyorum. En azından o hissiyatı veriyor. Şimdi kalsın. Ama dediğim gibi şey yapmaz yani. Bunu götürür diğer fotoğraflar. Güzel. Kuş pazarı çok da tertemiz fotoğraf. Orada yapılan işle ilgili ki şeyde... Sokak fotoğrafı nerede çekiyor? Sokak fotoğrafının çekildiği yerlerden biri de geleneksel veya o kültüre ait pazarların olduğu yerde sokak fotoğrafı için iyi çekim mekanlarındandır. Mesela eğer biz şeye gitmiş olsak Amsterdam veya Londra'ya gitmiş olsak orada da çiçek pazarları var. Oralarda sokak fotoğrafı adına doğru güzel mekanlar. Bu fotoğrafta Kuş pazarından ki İstanbul için sokak fotoğrafı için önemli noktalardan kalsın lütfen. Fotoğrafta yerleşme olarak yine şu kompozisyon adına adamlardan biri sağ 3'te 1'de, diğeri sol 3'te 1'de. İşte hava şartlarını bilmiyoruz ama biri bayağı sağlam bir şey varken, kalın bir kıyafetle giymişken, diğeri şort terlik durumunda. Bir kontrast da var. Sokakta kontrastın peşine de düşmemiz gerekiyor. Ama yani bu arada şey söyleyeyim. Sokaktaki zıtlıklar, şehir hayatındaki zıtlıklar deyince hemen türbanlı kızla mini etekli kız yan yana yürüyorsa işte bu zıtlık ya değil, sadece kıyafet tercihidir insanların. Burada ama farklı bir şey. Yani güneşli bir hava var ama absürt bir durum da var ki absürtlükler sokak fotoğrafında baktırtır. Çünkü şaşırtır, soru sordurtur, merak uyandırır. Biri
Hava şartlarına göre giyindiyse diğerini niye o şekilde giyindi diye. Kalsın o yüzden. Burada mekan gayet etkileyici. Fotoğrafı iyi fotoğraf yapan unsurlardan biri de fonun doğru kullanımı veya doğru yerde doğru fon önünde konunun beklenmesi. Bu fotoğrafta fon anlamında çok güçlü. Ama maalesef sadece yürüyen bir adam var. Yani biraz daha fazlası. Burada duran herhangi biri bu fotoğrafı çekebilirdi. Fotoğrafçının ya burada farklı bir şey yapması, farklı açıları, farklı teknikleri deniyor olması veya burada gerçekten baktığımızda bizi şaşırtacak, güldürecek veya düşündürecek bir olayın olması. Ama burada bu arkadaş sadece yürüyor. Yerleştirme çok iyi. Okey. Arkadaki kahverengi kapının önünde. Ama yani fotoğraf olarak teknik olarak çok iyi. Ama bir sonraki tura kalsa da yine onaylayacak fotoğraflar var. O yüzden gitsin. Tamam, yürüyen iki kızın üzerinde işte şey bu nedir? Ukrayna bayrağıdır. Biz İsveç, üç İsveç, olmak İsveç. lazım. İsveç. Büyük bir ihtimalle de şey futbol takımı formaları. Diğerleri de yine futbol taraftar ama fotoğraf teknik anlamda sıkıntılı. Esas burada bu fotoğrafta bizim için başrol oyuncusu şu en soldaki çocuğun o bakışı. Ve o bakışın hani biraz daha baskın kendini göstermesi gerekiyor. Şimdi sonuçta kadrajın içindeki her şeyden biz sorumluyuz. Her pikselden. Fotoğrafın sağ tarafında hiçbir işimize yaramayan, kullanmadığımız bir alan var. Bütün konu solda en kenara yaslanmış durumda fakat orada da sanırım netlikle ilgili sıkıntı var. O yüzden teknik sıkıntısından dolayı gitti bu fotoğraf. Güzel yansımalarıyla hoş olmuş. Yansımalar özellikle yani sokakta fotoğraf çekerken sık sık başvurduğumuz bize oldukça faydası olan metotlardan birisi. Yani 4'e 5'te bu fotoğrafın hakkı daha 3'e 2'ye gidermiş ama şeyde kalsın bu fotoğraf. Güzel, büyük bir ihtimal. Kadıköy sahil mi? Veya Pendik civarı sahil galiba. Evet. Pendik tarafı. Balıkçı silüet. Gayet de güzel silüet fotoğraf. Güneşte kadrajda benim de en keyif aldığım işlerden biri. Kalsın bu fotoğraf. Bu arada şey hani bisiklet
de olduğu için, olta balıkçılığı bu şehirde yapıldığı için o fotoğraf üzerinde, yani şehre dair, şehirli insan hayatına dair çok fazla ipucu vardı. O yüzden sorgulamadan aldık. Güzel, doğru zamanlama, doğru anda yakalanmış fotoğraf. Çocuk havada, ve fotoğrafçı beklemiş. Teknik anlamda gerekli ayarlarını yapmış. Daha hızlı enstantanede bu fotoğrafı çekmesi gerektiğini biliyor ve o anlamda da gereken teknik özenini göstermiş. Kalsın bu fotoğraf. Güzel bir fotoğraf. Bir şeyde yerleştirme olarak çok iyi. Daha aydınlık fonun önünde. Koyuda, kıyafetle koyuda ve yüz kısmı da daha aydınlıkta kalıp. Yani fotoğrafta aydınlık, koyu aydınlık, koyu alan şeklinde bizi dolaştıran bir fotoğraf. Güzel olmuş, kalsın. Bu fotoğraf gidiyor çünkü geniş açan bizim coğrafyada biraz sıkıntılı kullanıldığını düşünüyorum. Yani şey olarak, form olarak, anatomik olarak konunun bu kadar deforme olmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum fotoğrafta. Ki burada maalesef o olmuş. Eğer biz geniş açı, ultra geniş açı lensle fotoğraf çekiyorsak, konumuzu mümkün olduğunca kadrajın ortasında tutmaya gayret edersek, konularımız da bu kadar geometrik olarak bozulma, dağılmayı yaşamayız. O yüzden bu fotoğraf gitti. Yok, şeyde burada az önce yaşlı sarıklı adamın aşağı inerkenki fotoğrafında kadraj anlamında bizim nereye bakacağımız, ne yapacağımız gayet belliydi ve şeydi, adamın sarığı, duruşu o fotoğrafı daha bakılası kılıyordu. Ama bu fotoğrafta şeyde, yani merdivenden çıkan bir adam ve fotoğrafçıyı ben burada göremiyorum. Yani şimdi çektiğimiz fotoğrafların içinde mutlaka fotoğrafçı olarak bizim bir duruşumuz, bizim kadraj tercihini niye öyle yaptığımıza dair bir ifadenin, yani bir hissiyatın bize bakarken ulaşması lazım. Burada merdivenden çıkan birini arkadan çekmiş biri, yani fotoğrafçıyı göremedim ben bu fotoğrafta, o yüzden gitti. Onun durduğu yer çok doğru olmuş. Hatta biraz daha dar bile düşünülebilirmiş bu fotoğraf kadraj olarak. Güzel, kalsın. Şimdi daha iyi olabilecek bir fotoğraf maalesef. Biraz böyle sıkıntılı olmuş. Crop'tan mı yoksa çekilirken böyle çekilip bilmiyorum. Ama biraz daha baş kısmında bir boşluk verirse çok iyi olacakmış. Yoksa ışık gölge olarak fotoğraf gerçekten çok başarılı. Bu tur kalsın, sonra bakarız. Yoksa ilk turda bayağı keyifle bakıp ama derin bir ah çektim. Fotoğraflardan bir tanesi bu olmuştu. Şimdi arkadaşlar, şeyi de söyleyeyim. Bu fotoğraflar üzerine böyle konuşuyorum. Hatta belki biraz sizi sinirlendiren yorum da yapıyor olabilirim ama lütfen şeyi unutmayın.
Ben de sokaktayım ve çekiyorum. Yani fotoğrafla ilgili gelebilecek mazeretlerin hepsine, yapılabilecek hataların hepsini ben yaptım zaten. Ben bu yolların hepsinden geçtim. Güzel. Konunun yüzünü görmüyoruz ama bakışı, elinde gazete, neyle uğraştığı konusunda fikrimiz var. Duruş olarak, kadraja yerleşimi olarak da gayet iyi olmuş. Kalsın bu fotoğraf. Şimdi şeyde ışık gölge kullanımı olarak çok iyi fotoğrafçı ışık gölge kullanımı adına çok doğru yerde durup doğru yerde konusunu beklemiş. Yani şey olarak ışığı ve gölgeyi kullanmam anlamında. Ancak kadraj olarak biraz sıkıntı yaşamış. Bu fotoğrafın bir de çözünürlüğü mü düşük Yusuf? Evet. Yani şeyde yani bunu daha kaliteli bir versiyonunu görmek isterdim. Çünkü büyüyünce dağıldı bu fotoğraf. Yani netlik olarak da sıkıntı var fotoğrafta. Yani kadın zaten Şeyde hiç net değil. yani fotoğrafçı doğru yerde durmuş, doğru konunun peşinde, doğru ışık ayarlarında ama bu fotoğraf burada hani sonuçta karşımıza geldiği haliyle teknik sıkıntısı var. Çözünürlük anlamında o yüzden gitti. Şimdi dedim ya fotoğrafa baktığımızda biz konuyu aramamalıyız. Burada ışık kullanma açısından konuyu öne çıkartacak bir ışık kullanımı yok. Yani büyük bir ihtimal zaten bulutlu bir havada çekildiği için fakat konu kaybolup gitmiş. O yüzden ben baktığımda evet daha ilk anda işte konu bu diye beni yakalamasını beklerim fotoğrafın. O yüzden gittim. Güzel. Aydınlık fon üzerine yani tam silüet değil ama koyuya düşmüş konu. Orada aydınlık tonlar koyu tonlar olarak bir kontrast oluşturuyor bize. Bu tur kalsın. Şimdi ışık kullanımı olarak ve kontur ışıklarla gayet güzel bir fotoğraf. Ancak şeyi söyleyeceğim. Tamam bu tur kalacak bu fotoğraf ama şimdi bir böyle sert ışığın olduğu ortamda ve burada ışık neredeyse şeyde hani o aydınlık alanda patlama noktasındayken koyu alanda bu parlamaların olduğu detayı görmemiz pek mümkün olmayabilir. Eğer oraya başka bir yerden yansıyarak vuran bir ışık yoksa. Ve şeyde sağ taraftaki yani bana göre baktığım açıdan sağda kalan duvarda da biraz daha koyu kontrast olması lazım. Fotoğraf kontrast bir fotoğraf. Yani gölgeleri açmaya gayret etmemek lazım. Yoksa şeyle çok güzel. Yani kontur ışığıyla falan çok iyi olmuş. Bu tur kalsın bakalım. Hareket netsizliği adına şimdi hareket netsizliği sokakta yine bizim kullandığımız metotlardan biri ve doğru kullanıldığında da çok etkili olabiliyor. Maalesef burada fotoğrafçının iki sıkıntısı olmuş. Bir, uzun pozlamayı elde yaptığı için netlikle ilgili sıkıntılar var.
Arkada simitçinin orada simit alan kadının eti sizde. Tabii haklı olarak diyeceksiniz ki şeyde uzun pozlama yapıyoruz. Kadın hareket halinde. Ama en azından ben bu şeyleri simit arabalarını işte mısırcının tezgahını falan keskin görmek isterim. Sert yani ne derler? Netliğinin tam beni yakalayacağı şekilde görmek isterim. Burada elde çekildiği için o olmamış. Yani bu durumlarda eğer lensin veya makinenin üzerinde varsa titreşim önleme sisteminin aktif hale getirilmesi daha yerinde olur. Şeyden hiç bahsetmiyorum. Tripod kullanılması gibi bir tavsiyede bulunmayacağım. Çünkü sokak fotoğrafçısı olarak bu biraz komik bir tavsiye olur. Sokakta tripodla fotoğraf yani ben çekmedim. Çekeni de tebrik ederim ama öyle bir şey olmaz. Çünkü hayat akıyor. Tripodun üzerine makineyi koyup da biz onu bekleyemeyiz. Ama bir sağlam bir yerde yaslanmakta daha keskin fotoğraflar için fayda olabilir. Ve makineyi tutuş tekniklerine dikkat etmek lazım. Nefes tekniklerine dikkat etmek lazım. Burada esas yaşadığımız büyük problem ise pozlama süresi çok fazla olmuş. Öyle ki biz artık hareket halindeki insanların sadece biraz böyle toz gaz bulutu şeklinde görüyoruz. Biraz daha hızlı çekilmesine fayda varmış ki en azından adım attıkları yerde ayaklarını görelim. Bilmiyorum şeyde fotoğrafçı burada hangi enstantane süresini kullandı ama şehir içi için 1 bölü 5 saniye ile 1 bölü 15 saniye arasında veya 1 bölü 20 saniye arasında denemekte fayda var. Oradaki yayaların akış hızına göre ve gittiğinizde de ezbere bir rakam yoktur. Fotoğrafta hiçbir şey ezbere değil zaten. İnsanların hareket hızına göre 3-5 deneme yanılmadan sonra daha doğru hızlarda, daha enstantane değerlerinde fotoğraf çekilir. Ama buradaki çok fazla pozlama olmuş, çok uzun pozlama olmuş, konuyu kaybetmişiz, gitti. Güzel fotoğraf. Sokakta sadece sokak fotoğrafında işte insanları çekmemiz gerekmiyor. Şehirli insanın hayatına dair bu tip detaylarda fotoğrafı çok değerli ve güçlü hale getiriyor. Özellikle İstanbul gibi bir yerde ki büyük bir ihtimalle İstanbul fotoğrafı camdan cama ipler gerilmiş, çamaşırlar asılmış çok güzel bir doku çok iyi fotoğraf olmuş kalsın. Kusura bakmayın. Yansımayla teknik olarak gayet güzel fotoğraf ama konu kaybolup gitmiş. Koyunun üzerinde koyu. Yani şeyde burada ben açıkçası konuyu şeyde beklerdim. Bu büyük kütlenin dışındaki açık alanda arkası gökyüzüne düşmüş bir şekilde yansıması da suda olsun şekilde. O yüzden gitti bu fotoğraf. Konu kaybolmuş herhalde. Yusuf, bu fotoğrafı biraz büyütme şansın var mı? Bu büyümüş hali bu. Hı. Yani öyledir veya değildir bilmiyorum ama bu fotoğraf baktığımda tamamen şey.
Bu insanlar fotoğrafçıya poz vermiş hissiyatında ve sokak fotoğrafında doğallığa müdahale benim için kırmızı çizgilerden birisi. Yani başka bir değerlendirmede, başka bir konuda çok başarılı bir fotoğraf olarak şey yapılabilir. Grafik anlamda çok başarılı bir fotoğraf ama konuların duruşu burada bana poz gibi geldi. O yüzden gitti. Burası İstanbul değil herhalde. Yok, bu herhalde Evet. Uzak Doğu'da Hindistan falan olabilir yani. Güzel olmuş. Şeyde bisiklet, yani daha doğrusu bu bisikletli arabalarla bir doku oluşmuş. Geometri anlamında gayet iyi bir geometri var. Biraz daha konunun hani buradaki bu sürücülerden daha fazlası olmasını beklerdik ama fotoğrafın her tarafında baktığımızda boşluk ve bize baktırtan şeyler var. Bu adamın durduğu yer çok doğru bir yer. Şuradan aralıktan bu başın görünmesi, kadrajdan hemen çıkmamıza yakın kırmızılı kadının burada olması. Ve kırmızı bu fotoğrafı baya baya bir şey yapmış, yukarı taşımış. Kalsın. Güzel fotoğraf ama fotoğrafçı zamanlamada hata yapmış. Burada bu adam güneşten geçerken doğru yer birkaç adım öncesiymiş. Zamanlama hatasından dolayı yani bir sonraki turda gidecek, o yüzden şimdiden gitsin. Çok güzel olabilecek fotoğraf maalesef. Yusuf Hocam bir saniyenizi rica edeceğim. Tabii ki. Bu gitti hocam. Evet, geldi. Bu gitti hocam. Evet, lütfen. Güzel fotoğraf ve burada son birkaç ay içinde ben de epey fotoğraf çektim. Şimdi kalıyor ışık, gölge, ondan sonra silüet olarak konuların yerleştirilmesi güzel. Ama şeyi söyleyeyim, bu fotoğraf fotoğrafçının kadraj tercihi, bu balık ekmekçilerin tezgahının karşısında duran çocuğun hemen sırtından olsaydı ve kadraja dayasaydı bu fotoğraf çok rahat son tura kalırdı. Ama yani daha sonraki turlarda biraz şans düşük olacak. Şimdi kalsın. Geçtim hocam. Güzel, derli toplu, sade, yağmurlu İstanbul günü. Arkada olta balıkçıları, önde bir çift var. Şemsiyeler çiftle beraber bir şey veriyor bize. benzerlikten dolayı baktırtıyor. Arkada bir sonraki katmanda, şimdi fotoğrafta bizi fotoğrafın içinde seyahat ettiren şeylerden biri de fotoğrafta katmanları doğru kullanmak.
Burada da bunun güzel bir örneği. Kadrajda çok fazla obje olmamasına rağmen gayet güzel bir şekilde fotoğrafçı katmanları oluşturmuş. Ön planda konumuz var. Hemen bir arka planda olta balıkçıları var. Onun gerisinde de pus, sis ne varsa deniz var. O yüzden güzel fotoğraf olmuş. Derli toplu kalsın. Şimdi yani bu geniş açının biraz böyle ultra geniş açının pek hoşlaşmadığım kullanımlarından biri bu. Yani bisikletin ön tekerleği elips değildir. Yuvarlaktır ve bu kadar şeye anatomik bozulmaya ihtiyacımız var mı fotoğrafçı olarak? Yani şimdi kalsın. Şey fotoğraf olarak güzel fotoğraf. Şey yok. Şimdi fotoğraf değerlendirmesi subjektif bir şey. Sonuçta burada bir şekilde benim gözümde sokak fotoğrafına daha uygun fotoğrafları konuşuyor olduğumuz için başka bir seçkide, başka bir seçicide bu fotoğraf yürür gider. Ama dediğim gibi ultra geniş açı ve bu şekilde kullanılması biraz şey benim için sınırları bu anlamda zorlamak. Kalsın şimdilik. Yok. Yani burada nereye bakacağım bilmiyorum ben. Evet haklı olarak şey diyeceksiniz. Yani sünnet çocuğu atın üzerinde daha nereye bakılacağını bilmiyorsan o zaman biz ne diyelim? Haklısınız ama hala nereye bakacağım bilmiyorum. Çünkü burada konuların yüzünde ışık yok. Ve ben konumun yüzünde ışık yoksa ondan daha aydınlık bir yerin olmamasını beklerim kadrajda. Veya konumun üzerinde ışık yoksa o zaman şey bir şekilde konumu öne çıkartacak bir şeyin olması lazım. Ve bu fotoğrafta yok. Yani baktığımızda ışık anlamında, ışık kontrast anlamında konuda da atı tutan adamlar, yanında yürüyen adamlarda da eşit ışık şartları var. Öne çıkan bir şey yok. Benim nereye bakacağımı daha baktığımda fotoğraf bana göstermesi lazım. O anlamda yok yani ışık kullanımı ile ilgili sıkıntı var gitmiş gitsin. Güzel. Yani şeydi fotoğraf kadrajlarken bu konuyla alakası olan adamı şey yapsaydık, kadrajın dışına bıraksaydık bu fotoğraf çok daha iyi görünüyor olacaktı. Ama şey, hani el arabasının üzerinde o taşıdıkları her neyse önde yürüyen adamı işaret ediyor. Hatta koyu fona düşünce sanki yuvarlak mış gibi göz tamamlıyor gestalt yaklaşımlarına göre. Güzel fotoğraf olmuş. Kalsın. Fon kullanımı çok önemli. Bu fotoğrafta da onu gördük. Aynı sebepten fon kullanımı çok önemli. Burada fotoğrafın fonu çok karışık ve biz konumuzun bütün o enteresan hareketine rağmen arka tarafla konu arasında doku detayı olarak neredeyse birbirine aynı doku detayını aldığımız için konu arada kaybolup gidiyor. O yüzden gitti. Bu tip havalarda özellikle bulutlu havada fotoğraf üretiyorsanız konunuzun ön plana çıkması için mümkünse hani ışıklı havada kontrol etmek kolay. Işık gölge ilişkisinden rahat yapıyoruz ama bu tip bulutlu hava ne yapacağımızı bilmiyoruz. O zaman benim size önerim lensin diyaframını açabildiğiniz kadar açın. Yani daha açık diyafram
çekin. Ne tane derinliği kısıtlı olsun. Fonu birbirinden ayrılmış olsun. Güzel fotoğraf. Akşam işte sokak satıcı veya sokak lezzetlerine konu olan yerler fotoğrafçı için, sokak fotoğrafçısı için iyi konu kaynağı. Kalsın bir tur. Teyze çok poz vermiş. Şeyde yani bir sokak portresi olarak belki değerlendirmek daha yerinde olur ama yani doğallığa müdahale eden dolayı benim için çok doğru sokak fotoğrafı değil, gitti. Güzel. Şimdi burada konunun yerleştiği yer, merdivenlerden çıkarkenki hareketi, vücudun aldığı form, fotoğrafın her yerinde hem kompozisyonda oluşturulmasında çünkü şeyler var. Eğrilerle ki kompozisyon anlamda eğriler kadrajı oldukça güç verir kompozisyon olarak. Eğrilerin kullanımı, ışık gölgenin doğru tadında kullanımı ve çocuğun vücut hareketinin verdiği dinamizm. Güzel fotoğraf, güzel grafik. Kaldı. Fotoğraf. Çok doğru fotoğraf, ışık kullanımı olarak, kadraj olarak da sıkıntılı. Yani bir o kadar sıkıntılı. Neden? Şimdi kadrajın neredeyse üçte biri gökyüzü. Hemen onun altında da şey var, binaların dokusu var falan. Fakat bizim konumuz nerede? Hemen kadrajın en ön kısmında. Kadrajın önde. Biz konumuza ulaştık. Ondan sonra diagonal çizgilerle o gölgelerin çıktığı yere ulaştık. Saatle ilgili şey. Benim o saat kulesi olduğunu görmeme gerek yok burada. Biraz daha cesur kadraj yapıp gökyüzünü kadrajda neredeyse şey çok az veya hiç almayın. Yoksa ön tarafta konunun olduğu yer yerleşimi ki kuşa gel burada dur demek de mümkün değil. Netlemenin olduğu yer her şey çok yerinde ama kadrajda atıl durumda kullanılmayan çok büyük bir alan var. Ve ona ihtiyacımız yok. Bakın bir çektiğimiz fotoğraf var bir gösterdiğimiz fotoğraf var. Tamam bir fotoğraftan böyle şey... Koca fotoğraftan 5 tane kadraj çıkarmayalım. 5'te birinden bir kadraj yapmayalım ama bir miktar kesip biçeceğimizi biliyoruz. Çünkü siz ortaya fotoğraf diye ne çıkartırsanız fotoğraf odur. Ben şeyi sorma hakkına sahip değilim mesela bir eleştiren veya izleyici olarak. Ya bunun orijinal kadrajı bu muydu? Eğer ben o fotoğrafçının eğitmeniysem evet, onun gelişimi için bunun üzerine konuşabilirim. Ama o fotoğrafın izleyicisi veya değerlendiricisiysem fotoğrafçı benim karşıma kadraj bu, fotoğraf bu diye ne çıkartırsa ben onun üzerine konuşurum. Bu fotoğraf kalsın ama dediğim gibi bu kadar geniş tutmaya gerek yokmuş bu kadrajı. Güzel. Bir hikaye var. Bir şeyde yani biraz hikaye böyle kenardan bir yerlerden şey yapmış ama
Kalsın. Yani şeyde kadrajda konuların yerleştiği noktalarda bir sıkıntı yok. Işıkta nereye bakacağımızı biliyoruz. Yani horoz da ışık almış, kedi de ışık almış, çocuk da yandan ışık almış, oturan çocuk. Diğerinin ayağını görüyoruz ve bir parça ayağın bastığı yerde bir topun olduğunu görüyoruz. Kalsın bakalım bu tur. Güzel. Teleyle. Kontör ışıkları çok güzel olmuş. Şeyde arkadan gelen çocuğun kolundaki işte kıllara kadar şey yapmış, aydınlatmış. Yusuf hocam kalsın, güzel olmuş bu fotoğraf. Bir şey de var, duygu da var, hareket var. İşte az önceki fotoğrafta tam da şey dediğim kadraj buydu aslında. Çok güzel fotoğraf. Işık gölge ilişkisi olarak da çok iyi. Kalsın. Yani anneyle çocuk büyük bir ihtimal veya ablayla kardeş şey o an kadın sadece gözünü görsek de vücut dili olarak o sıcaklığı hissediyoruz. Çocuğun kameraya oynaması sıcak fotoğraf olmuş ve şey hani modern şehirli insanın hayatında bizim görmeye alışık olduğumuz aynı zamanda da böyle duygusuyla yakalanmış güzel fotoğraf kalsın. Süper. Biz bu fotoğrafları görmemiştik galiba. Sonradan eklenenler. Olup da görünmeyenler. Çok güzel kontör ışığı şeyde fotoğrafçısını da tebrik ederim. İyi ki o adamın üzerindeki beyaz gömleğe rağmen fotoğrafı silüete düşürmeye çalışmamış. İyi ki. Çünkü bu fotoğrafın hakkı böyle. O beyaz gömleği silüete düşürmeye çalıştığında bu fotoğraf bu kadar güçlü çıkmayacaktı. Çok iyi olmuş. Kalsın. Uzak kalmış fotoğrafçı burada. Yani ya şey yap, biraz daha yaklaş konuya, çekinme. Yani bir hikaye var orada. Yani daha yaklaş. Şeyde o hareketler, şeyler güzel. Yüze gölgeyi düşürmeye çalışıyor elle falan. Güzel kalsın bir tur ama ah yani. Biraz yaklaş fotoğrafçı. Yani şey Robert Capa'nın ifadesi var ya, eğer fotoğraflarınız iyi çıkmıyorsa demek ki konuya yeterince yakın değilsiniz diye. Yani Robert Capa kadar da yaklaşmıyorum. Adam karamayınına basıp gitmişti. Güzel fotoğraf. Tam an fotoğrafı ve şey renkler olarak bu arada Galatasaray değilim. Kırmızı fotoğrafta daima baktırıyor. Kıyafetin üzerine düşen ışık, elin gölgesi, o el hareketi, telefon tutuş, arkada yaptığı işle ilgili hikayenin geride kalan kısmını anlatan Galata Kulesi'nin olması. Yani fotoğrafa baktığımızda fotoğrafta bütün hikayeyi rahat okuyoruz ve katmanlar halinde. Yine arkada bir arka katmanda Galata Kulesi'nin olması kadının ne yaptığı hakkında da bize bayağı fikir veriyor. Güzel olmuş. Eline sağlık fotoğrafçının. Kalsın. Hareket netsizliği fotoğrafı
Yani iyi olabilecek bir fotoğrafmış ama kaçmış. Çünkü eğer hareket netsizliği üzerine gidiyorsak tamam bunu kabul ediyorum ama bu oturan adam hareket etmiyor. Bu vitrinler hareket etmiyor. Bunların net olmasını beklerim. Ve bu arada enstantane fazla yavaş. Bu hareket kaybolup gitmiş. Bu fotoğrafın biraz daha hızlı çekilmesi gerekiyormuş. Gitti. Burada da şimdi hareket netsizliği üzerine çalışıyoruz ama burada fotoğrafın konusu başka bir fotoğrafçının çektiği afiş fotoğrafı olmuş. Halbuki ben buradaki bu insanların yaptıkları konusunda biraz daha fikir sahibi olmak istiyorum. Yani belirsiz karaltılara dönüşmüş. Hareket netsizliği üzerine hele böyle bir fotoğraf üretiyorsak mümkünse konumuzun üzerine ışık düştüğünden emin olmamız lazım. Burada ışık anlamında aslan payını alan afişteki kızın üzerine düşen ışık. O yüzden gitti. Güzel. Tepeden drone değildir herhalde, değil mi bu fotoğraf? Yok hocam değil. Yani işte bu aslında sordurtuyor, merak ettiriyor. Acaba hani çekim olarak da teknik üzerine bile konuşturtuyor. Ki şeyde çok fotoğrafçı da çok şanslıymış. Tezgahların üzerinde gerçekten dikkat çekebilecek renklerde meyveler var. Çok güzel olmuş. Kalsın. İstiklal Caddesi. Yunus. Güzel fotoğraf olmuş. Silüete kaçacak şekilde gölgelerin yerleşimi de çok iyi olmuş. Kalsın bu tur. Yani şeyler falan da çok iyi. Kontrol ışıklı. O akşam fotoğrafı ki zordur. Akşam fotoğrafında ışığı bu kadar kontrol edebilmek. Yani duman düştüğü yer fonu koyu olduğu için dumanı biz orada görebiliyoruz. Koyuda olmasına rağmen çocuk silüet olarak güzel çıkmış orada. Güzel fotoğraf, çok güzel akşam fotoğrafı, gece fotoğrafı kalsın. Yani şeyde bu da kalsın. Diğer fotoğrafla büyük bir ihtimalle aynı yerde çekilmiş. Aynı fotoğrafçı veya aynı yerde olan başka bir Farklı fotoğrafçının fotoğrafçılar. fotoğrafı şey değil. Yani sonuçta kimin çektiği değil, fotoğraf üzerine benim yorum. Güzel olmuş. Şeyde tam o bardağın durduğu yer. Güzel silüet fotoğrafı kalsın. Vay. Süper fotoğraf. Yani şöyle dedim ya, fotoğraf şaşırtmalı, güldürmeli, düşündürmeli. Yani kıyafet ama altta scooter falan. Gayet güzel fotoğraf olmuş. Fonu da çok iyi oturmuş. Renk olarak da çok şanslıymış fotoğrafçı. Kalsın.
Güzel. Bu fotoğraf kalıyor. Sadelik ön planda ve şeyde bu şeyleri görüyoruz ya, Trabzanlar, Demirler. Onlar şehir hayatına dair unsurlar. Burada trafo veya elektrik şeyi gibi bir elektrik dağıtım kutusu gibi bir şey de var. Yani benim telekom kutusu. Bunlar şehirli insanın hayatına dair izler. O yüzden bunun bir şehirli insan fotoğrafı olduğunu, sokak fotoğrafı olduğunu oradan netleştiriyoruz. Burada bu fotoğraf dediğim gibi kalıyor. Fotoğrafçısına söyleyeceğim tek bir şey var. Sokak fotoğrafında eğer niyetiniz sokakta fotoğraf üretmekse makinalarınız deklanşöre bastığınızda tek kare çekmesin, seri çekimde olsun. Çünkü bu hareketin kadraja girdiği andan itibaren 8 tane fotoğrafının çıkması lazımdı. Bir tanesi doğru fotoğraf olacaktı ve fotoğrafçı o fotoğrafı seçsin. Hani o ayakların ayrıldığını görelim. Ben şimdi bu ayaklar oradan ayrılma diye şey yapmayacağım. Hani bir şey demiyorum ama ben olsam seri çekerdim ve o ayakların hatta koşarken iki ayağı havada yakaladığım bir fotoğrafı çekmeye gayretinde olurdum. Devam edelim, kaldı. Yani, fotoğraf olarak güzel. Ancak arkadaşlar hepinizin affına sığınarak bu konuda şey. Şimdi dediğim gibi fotoğraf seçimi subjektif bir şey ve bu insani bir şey. Sokak fotoğrafında bu fotoğraf teknik olarak iyi olduğu için o bakış, ifade iyi olduğu için evet kalacak ama açıkçası burada kendi duruşumda, insani duruşumda tezat bir seçki içinde oluyorum. Çünkü sokak fotoğrafında ilk günden itibaren özellikle şeyden uzak durmaya çalıştım. İnsanların garibanlığı, fakri zarureti, zorluğu üzerinden fotoğraf üretmemeyi bir İstanbul'u size başta dediğim gibi pozitif pazarlama gayretindeyim. Yani düşünsenize elin adamı kendi memleketinden sokak fotoğrafı paylaşıyor. Onların memleketindeki sokaklarda o kadar evsiz yaşarken biz bunların hiçbirini fotoğrafta görmüyoruz. Adam devamlı şehrin keyifli yerlerinin, güzel yerlerinin ki evsiz insan sayısı Batı'da bizdekinden çok daha fazla. Ama adamlar bu ajitasyon üzerinden gitmiyorlar. Sokak fotoğrafçısı için dilenciler, sokak müzisyenleri hatta ne bileyim sokakta oynayan çocuklar veya zorla oynattırılan çocuklar. Bunlara gelene kadar çekeceğiniz o kadar çok konu var ki emin olun ihtiyacınız olmaz. Yeter ki sokağa hayatı anlatmak için bir mecra olarak bakın ve öyle yaklaşın ve sokağa pozitif bakın. Kaldır. Yok, arada kararsız kalmış bir fotoğraf. Yani şey olarak da, kadraj olarak da, ışık düzeni olarak da. Ya tamamen silüete gitmesi lazımdı. Ki silüete gitseydi arkadaki bulut dokusunu biraz daha dolu dolu görecektik. Veya biraz daha açılsa öndeki çocuğu uğraştığı hikaye neyse o yaptığı işte görüyor olacaktık. Alttaki teknelerin olduğu kısmın bizim kadrajımıza çok bir hayrı yok. Sadece kalabalık oluşturuyor ve gölgede zaten. O yüzden gitti. Güzel fotoğraf. Şeyde sağ tarafında biraz fazla boşluk bırakılmış. Ama şeyler yani keyifli fotoğraf. Vosvos'un ön kaputu açık. İçeride
Açılınca içerisi gözlükçü tezgahına dönüşmüş. İşte sol tarafta oturanlar o tezgahın sahibi mi bu kızlar yoksa o kafede oturanlar mı onu bilmiyoruz ama bir tarafta hayat unsuru da öyle eklenmiş. Arabanın kırmızı olması da fotoğraf bayağı bir şey yapmış. Doğru noktada toparlamış. Dediğim gibi yani bu kadar geniş bir kadraja ihtiyaç yok. Sağ taraftan biraz daha kırpılabilirmiş bu fotoğraf. Ama güzel fotoğraf kaldı. Güzel. İfade çok net, belli. Şapkanın kenarlarındaki kontur ışıkları, arkada yürüyenlerin kontur ışıkları, üzerinde kontur ışıkları gayet iyi olmuş. Kaldı. Güzel fotoğraf. Yani şeyde adamın ne yaptığı hakkında fikrimiz yok ama dua diye diyor olabilir veya başka bir sebeple de orada olabilir. Başındaki yeşil sarık ve şeyden dolayı Hazire'deki mezar taşlarından dolayı da şeyiz. Hani en azından o müktesebatın içinden biri olduğunu düşünerek hareket ediyoruz ben. Güzel fotoğraf kalsın. Yani az önce dediğim konuda tamam teknik olarak şey fotoğrafta siyah beyaz olarak güzel fotoğraf teknik olarak evet ama çocukların yüzünde bir şeyde arkada bir yere bakıyorlar ve biraz endişeyle bakıyorlar. Niye baktıklarını bilmiyoruz. Biraz merak ettirtiyor. Yani kalsın. Lütfen fotoğrafçıları kusuruma bakmasın bu konuda. Çünkü bunlara bu yorumu yapmak benim için çok şey. Hani benim için de zorlayıcı. Fotoğraf olarak ya bir şey şimdi şöyle arkadaşlar. Vaktinizi aldığım için özür dilerim ama en azından kimsenin aklına soru işareti kalmasın diye bunu açıklamak zorunda hissettim kendim. Şimdi şöyle düşün. Ay çok güzel fotoğraf. Tamam. Ama fotoğrafın içine bakıyoruz. Şey bir şey var, sıkıntı var. Bir garibanlık, bir fakru zaruret var. Yani böyle bir durumda insani duruş başka bir şeyi gerektiriyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Sonuçta emeğiniz de bir şekilde şey ya ben böyle düşünüyorum deyip şey yapmıyorum. Kesip atmıyorum ama hani bu aradaki yorumlarımın sebebini de bir açıklamak istedim. Şey, adamın bakış yönü, yüzündeki ifade, durduğu yer, kadrajın sadeliği gayet yerinde olmuş. Şeyde, hani adamın duruş falan da çok şey enteresan olmuş. Kalsın. Güzel fotoğraf yani çok iyi silüetler ve şeyin güneşin önüne işte düşürülmüş olması falan da çok iyi. Fakat bu fotoğrafta şehre dair hiçbir şey görmüyorum ben. Yani uzaktan bir bina silüeti bir şey görsem bunlar dağ başında mı, köyde mi yoksa şehirde mi bu konuda bana hiçbir şey vermiyor. Fotoğraf çok iyi. Silüet fotoğraf için ders niteliğinde fotoğraf ama sokak fotoğrafı kapsamında şehre dair, şehirli insanın hayatına dair hiçbir şey görmüyorum ben. O yüzden gitti. Yine aynı şekilde şey yani sokak fotoğraf kapsamında değil.
Van'da Güroymak galiba burası şey. Çok iyi fotoğraf. Yarışmalık fotoğraf. Ama şey değil. Şehir değil. Şehirli insanın hayatı değil. Gitti. Hocam şimdi bu fotoğrafları ben sıradan tekrar Hı. bakayım. Şimdi hepsini tekrar bir izleyin isterseniz. Hı. Daha sonra gitsin kalsın yaparız. Tamamdır. 52 fotoğraf kaldı çünkü. Hı. Daha hızlı ilerlerim bunda. Bir tamamını göreceğim değil mi? Evet Hızlı hocam, şimdi bu hızlı. sıradan Hı. tekrar bakıyoruz. Evet hocam, bu kadar. Okey. Ben yalnız 1 dakika bir su alıp gelebilir miyim? Tamam. Tamam. Evet geldim. Kusura bakmayın lütfen.
Tamam, bu gitsin. Gitsin. Kaldı. Kaldı. Bu tur kalsın. Kaldı. Gitti. Gitti. Kaldı. Şimdi Yusuf Hocam, bu ve devamındaki iki kare çözünürlüklerinden dolayı fotoğraflar iyi fotoğraflar. Yani en azından şu an için kalacak. Yani inşallah şeyden dolayı, çözünürlükten dolayı eleme durumuna gelmeyiz. Güzel fotoğraf çünkü bu kalsın şu an. Gitti. Kalsın. Gitti. 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 Kalsın. Şimdilik kalsın. 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 Gitti. Kaldı. Kalsın. Gitti. Kalsın. Gitti. 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 Kalsın.
Gitti. Gitti. Şimdi kalsın. 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 Gitti. Kaldı. Kaldı. Gitti. Kaldı. Kaldı. Gitti. Gitti. Kalsın. Gitti. Kaldı. Kaldı. Gitti. Kaldı. Bir tur daha geçelim. Bir hepsini göreyim tekrar. Evet hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar az çok benim kafamdaki şey şekillendi. O 5 fotoğraf. Şeyde şu andan itibaren yani bu son kalan listedeki fotoğraflarda gitsin kalsın durumda olan fotoğraflar tamamen benim fotoğrafa yaklaşımımla, estetik kaygılarımla, fotoğraf kaygılarımla alakalı seçki. Şu anda itibaren olan da tamamen subjektif. Benim böyle beğenmiş olmamla ilgili. O yüzden şeyde hani hepinizin affına sığınıyorum ama benim beğendiğim fotoğraflar bunlar deyip öyle devam edeceğim. Tamam hocam. Hı.
Kaldı. Gitti. Gitti. Kaldı. 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 Gitti. 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 Kaldı. 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 Gitti. Kaldı. Gitti. Kaldı. 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 Gitti. Gitti. Kaldı. Gitti. Kaldı. Bir tekrar görebilir miyim?
Kaç fotoğrafımız kaldı Yusuf? Kaç tane kaldı? Bilmiyorum ki. 12, 10, 17, 18, 17. Altı. Evet. 17 tane mi? Yusuf, şeyi rica etsem fotoğrafları yan yana daha büyük boyutta gösterebiliyor musun bana? Böyle bir şey yapabiliyor muyuz ki? Görüntü. Şu görüntü seçeneklerini gösteriyorum. Simge boyutunu büyütürsen. Evet, büyüsün. Şöyle yapsam. Evet. Ya da biraz ufaltayım hocam. Hepsini görün. Tamam. Okey. Şimdi ben doğrudan şeyi söyleyeyim. Benim en beğendiğim fotoğraftan Hocam başlayayım. buradan itibaren 5 de seçebilirsiniz yani gitsin kalsın bir şey de yapmayabilirsiniz. Evet, öyle ilerleyeceğim. Bu seçki içinde benim en beğendiğim fotoğraf 3 fotoğraf arasında kararsız kaldım da şeyde Ya da bir daha gitsin kalsın yok yapacağım. yok En son gerek 5 yok. kalsın. Yok gerek yok. Yani şey belli, kafamda belli de sıralama da başka bir sorumluluk ya. Evet. Bu Kız Kulesi önündeki işte saksafon çağın Tamam. adamın fotoğrafı. Şimdi bu ilk 5'e mi giriyor hocam? Evet. Tamam. Bu bir hocam. Ondan Şimdi sonra bu birinci mi oldu hocam? İlk beşe mi girdi? bu benim en beğendiğim fotoğraf. Bir kere bu yani puanlama olarak 5 puan mı alacak? Evet. Tamam. 5 puanı bu fotoğraf aldı. Bir aşağıya doğru inelim lütfen. Benim ikincim 4 puan alan fotoğraf şey bu yukarıda meyve yukarıdan açıda meyve satıcının fotoğrafı. Üçüncü fotoğraf şey o sokakta sigara içen çocuk gece fotoğrafı. Bu 3 puan. Şey çamaşırların olduğu fotoğraf. Bir aşağı yukarı yapabilir miyiz başka?
Bir aşağı kaydıralım lütfen. Tekrar yukarı çıkalım lütfen. Şeyin başındaki, listenin başındaki fotoğraf. Bir görebilir miyim fotoğrafları? Şimdi tekrar şeyde bu seçki üzerine bir iki çift laf etmem gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bir fotoğrafa bakarken biz o fotoğrafı yani bir fotoğraf değerlendirirken fotoğrafın ışığına, kompozisyonuna, zamanlamasına ve hikayesine bakarız. Benim favorim olan bu yani sıralamaya göre birinci olan fotoğraf oldukça zor ışık şartlarında fotoğrafçının çok doğru kadrajlamasıyla olmuş bir fotoğraf ve ışık burada fotoğrafı çok güçlü bir hale getirmiş. Kontrol ışıklarıyla falan çok beğendim ve tebrik ederim fotoğrafçısını. Çok çok başarılı bir fotoğraf. Işık kullanımı olarak gerçekten şey ayakta alkışlarım. İkinci fotoğrafta bakış açısı. Bizim baktığımız sokağa tamamen farklı bir açıda bakıp ve çok doğru bir zamanda kadrajın içinde de üst üste binen hiçbir şey yok. Konuyu derdini çok iyi anlatan fotoğraf. Çok iyi olmuş. Üçüncü fotoğraf gece ışığını kontrol etmek ve doğru kontrol etmek önemli bir iştir. Bir fotoğrafçısı yani şeyde hani keşke şansım olsa bu iki fotoğrafın ikisinde aynı yani ikinci ve üçüncünün aynı puanı almasını isteyecek kadar da o fotoğraf da şey güçlü başarılı bir fotoğraf. Işık çok doğru kullanılmış ve fotoğrafçı çok doğru yerde doğru zamanda doğru ayarlarla fotoğrafı çekmiş. Ayrıca da fotoğrafı iyi bir şekilde işleyip elden geçirip karşımıza çıkarmış. Dördüncü olan fotoğrafta şey hani tamam bir ışık olarak, kompozisyon olarak, zamanlama olarak ilk üç fotoğrafla aynı kategoride değil ama o fotoğrafında benim için değerli olan kısmı hikayesi. Bu şehirde hala farklı hayatların hiçbirimiz çamaşırımızı dışarıda şeye asmıyoruz. Bu tip ipleri asmıyoruz. Bu tip bir hayatın devam ettiğini ve buna görsel not düşmüş fotoğrafçı. İyi ki kafayı kaldırmış ve bu fotoğrafı çekmiş. Bugün için değil. Bu fotoğrafçının tüketicisi, izleyicisi bugün izleyicisi değil. 15 sene sonra bakacak bu insanlar bu fotoğrafları ve 15 sene sonra bizim şimdi Ara Güler fotoğraflarına baktığımız gibi bir tepki gösterecekler. O bakımdan çok anlamlı fotoğraf. Tebrik ediyorum fotoğrafçısını. Ve sonuncu fotoğraf başından beri zaten şeydi. Listede bir şekilde olması da ilk baktığım anda oturmuş fotoğraftı. Çünkü fotoğrafçı hikayenin içine girmiş. Şey anlamda yani lensiyle makinesiyle olmasa bile belki biraz daha teleyle uzaktan çekti ama hikayenin içine girmiş. Hikayenin bir yerinde ve bize hikayenin hemen kenarından da izleyici olarak bakma şansı veriyor. Yerleşim çok derli toplu. İçerideki insanların duruşları, ana dair verdikleri
vücut dilleriyle verdikleri ifadeler çok yerinde. O da benim için çok başarılı bir fotoğraftı. Bir sıralama yapmam gerektiği için bu sıralamayı yaptım. Ama hani dediğim bu kriterlerden dolayı sıralamayı yaptım. Hem buradaki fotoğraflar hem de daha ilk elemeden itibaren üzerine konuştuğum fotoğrafların hepsinin fotoğrafçılarını tebrik ederim. Zordu. Yani tahminimden gerçekten daha zordu. Çok iyi fotoğrafçılar var. Bir kısmı kategoriye uymadığı için eledim belki. Rica ediyorum. Bu sonuçta 5 tane fotoğraf seçmem gerekiyordu. Bu anlamda fotoğrafçınızla ilgili bir rahatsızlığınız, endişeniz veya bana karşı bir kırgınlığınız olmasın, seçilmesi Öyle öyle bir gerekiyordu. şey söz konusu değil hocam ya. Ben yine de şöyle fotoğraf, yani ben bunu çok erken öğrendim de. Fotoğraf benden çıktıktan sonra ortaya koyduğum anda bütün duygusal bağımı keserim. Ama fotoğraf duygusal bir şeydir. Hayatta hiçbir şeyde almadığımız kadar keyfi o iyi fotoğraf çektiğimizde alıyoruz. O yüzden bu benim seçkimdi. Başka bir seçicinin seçkisinde çok daha farklı sonuç çıkabilirdi. Ama günün sonunda hepinize çok teşekkür ederim. Bu akşam çok güzel fotoğraflar gördüm Biz teşekkür ediyoruz sayenizde. hocam. Çok eğitici bir fotoğraf okuması oldu. Bu arada Aslına sabrınızdan bakarsanız dolayı teşekkür ederim. yani bütün katılımcıların birçok noktada sizi daha iyi anladığını ve bu sokak fotoğrafçılığıyla alakalı bazı püf noktalara daha farklı bir dahaki sefer çekerken daha farklı açılardan bakacağını düşünüyorum. Ondan dolayı bu değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Büyük bir Çok keyifle. çok çok sağ olun. Çok kıymetli bir şey oldu, eğitim oldu benim için. Bu arada şeyleri görebilir miyim? Bu fotoğrafların fotoğrafçıları şu an şeyde mi? Burada mı? Herkes burada olması gerekiyor. Evet. Yani. Selahattin Bey burada mı? Buradayım ben. Evet, buradayım. Çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Ben Çok teşekkür memnun ederim. ettim. Ellerinize sağlık. Çok keyifle. Yani çok güzel fotoğraf ve çok titiz iş olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani hem genel olarak da teşekkür ediyorum ayrıca. Yani tüm yorumlar için. Şevki hocamız da burada. İkinci olan fotoğrafın sahibi. Derneğimizin başkanı aynı zamanda. Öyle Evet. mi? Merhaba Şule Hanım efendim. burada mı? Şule Hanım da burada olması lazım. Buradayım. Evet, Bu gece buradayım. fotoğrafın Elinize sağlık. fotoğrafçısı mısınız? Evet, ben. Evet, ben çektim. Ellerinize sağlık. Çok Çok teşekkür çok ediyorum. iyi. Bu arada Şevki Hocam şeyini hani bilmiyordum. Sonuçta hiç kimsenin fotoğrafı kime ait olduğunu da bilmiyordum da Yok, zaten ait olduğunu açıl. bilmeyin yani. Bir dahaki sefer Evet. farklı kodlama yapacağım yani. Burada isimler görünüyordu da. Neyse orada benim miyop hipermetrop olmamdan dolayı İçiniz rahat olsun, fotoğrafı görebiliyorum sadece. Bu fotoğraf Gülçin Hanım'ın mıydı? Evet. Ha, Gülçin Evet. Hanım. Burası. Evet, tebrikler. Gülçin Teşekkür ederim. Hanım, çamaşır fotoğrafı sizin mi? Evet, Hakan Hocam benim. Başınızı sokaktayken aşağı yukarı sokağa dair ne varsa gökyüzüne doğru ne varsa o şekilde bakmaktan asla asla vazgeçmeyin. Çünkü şehrin her yeri bazen bir binanın üçüncü katında, beşinci katında balkondan sarkmış bir şey bile bizim fotoğrafımızın konusu oluyor ki siz bunun bugün gayet yakından şahidisiniz. İyi ki Evet. kafayı kaldırmışsınız. Teşekkür ederim. Evet, öyle yürüyen bir insanım zaten. Değerlendirmeniz için de teşekkür ediyorum. Elinize Bu arada sağlık. Arif burada mı? önünüze Arif. bakmayı ihmal Evet etmeyin. evet Öyle buradayım. yani Arif. ayağımı Tebrikler kırmıştım. Arif'ciğim. Çok teşekkür ederim Hakan hocam. Çok teşekkür ederim. Yani konuya yaklaşmaya devam. Elinize Teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Hakan hocama sormak istediğiniz, kafanızda takılan, yaptığı yorumlarla ilgili itiraz edeceğiniz ya da katıldığınız noktalar varsa herkes şu anda konuşsun ya da sonsuza kadar susalım Yok, kimse susmasın. Yani ne yani. zaman isterlerse arkadaşlar
Ya arkadaşlar, bilgi paylaştıkça faydalı ve anlamlı hale geliyor. Benim size hayrım dokunacağı ne varsa büyük bir keyifle. Yani iyi kötü bu sokağın tozunu çok uzun zamandır yutuyorum. Hayrım dokunacağı biri varsa keyifle yardımcı olurum. Hocam ben katılan herkes adına çok teşekkür ediyorum. Ben Elinize teşekkür emeğinize ederim. sağlık. İyi ki varsınız. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür Kendi ederim. adıma teşekkür ediyorum. Hoş Katılan geldiniz. katılımcılara da, Görüşürüz. üyelerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Herkese iyi Teşekkür akşamlar. ederiz. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi Tebrik ediyorum akşamlar. Çok arkadaşlarımızı. çok sağ olun. Teşekkürler. İyi Herkese iyi akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Tebrikler İyi akşamlar herkese. herkese. İyi Tebrikler akşamlar. herkese. Tebrikler arkadaşlar. Tebrik ediyorum arkadaşları.